Tuzla'nın birçok konusuna tabii hakimiz. Bu 39 ilçenin her ilçesinde olduğu gibi burada da ilk geldiğimiz andan itibaren hem öncesinde verdiğimiz vaatler hem sonrasında ortaya koyduğumuz tespitlerle yolculuklar belirledik. Burada çok önemli bir arıtma tesisini devreye aldık. Türkiye'nin en büyük arıtma tesis kapasitesine ulaştı. 650 bin metreküplük. Aynı zamanda buradaki koku sorunuyla ilgili hem mevcuttaki arıtma hem buradaki organize sanayideki bir takım sorunların çözüme kavuşmasıyla Tuzla'yla olan ilişkisi. Yine çöp suyuyla ilgili ta Ömerli'deki çöp arıtma tesisiyle ilgili buraya yansıyan sorunun çözümünde attığımız büyük yatırım adımı ki o da bu sene bitiyor. Yeşil alanları genişletme ve bir kısmının bakımını yapmaktan birçok konusuna kadar yaptığımız sosyal alanlarla ilgili gelişmeler ki bir lojistik alan imalatı yapıyoruz. Bize göre yanlış başlamış olan Tuzla halini daha verimli, daha makul bir imalatla ve buraya taşınacak olan Erenköy'deki haldeki esnafın beklentilerini karşılayan ve orada farklı ilave binalardan elde ettiğimiz alanlarla depreme dönük hem lojistik merkezi hem deprem acil süreçlerin yönetildiği bir alan ve aynı zamanda bir günlük 15 bin kişilik yemek kapasitesi olan üretim tesisi gibi alanları şu anda inşa ediyoruz. Gerçekten Tuzla biz ilk geldiğimizde burada mevcut yöneticilerinin en uçlu olduğumuz için ihmal ediliyoruz dediği noktadan her konusuna değinen, dokunan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Mottomuz şu, Silivri'den Tuzla'ya, Sultanbeyli'den Çatalca'ya, kentin her noktasında eşit hizmet. Göreve başladığımızdan bugüne ve hesabını vereceğimiz son güne kadar görecekler, siyasi parti ayrımı yapmaksızın her ilçede kişi başı yapılan altyapıdan üst yapıya, sosyal hizmetlerden yardımlaşmaya varıncaya kadar kişi başı yapılan yatırım neredeyse birbiriyle eşit çıkacak. Yani daha önce ne yazık ki siyasi ayrımcılık ilçeler arasında hani en üst seviyeye çıkmış durumdaydı. Tek bir çivinin çakılmadığı, 20 yıldır büyükşehirden hizmet almayan, farklı siyasi partiyle yönetildiği için cezalandırılan ilçeler vardı. Ama bugün o yok. Bence çok özel bir İstanbul modeli gerçekleşiyor yerel yönetim nezdinde. Tuzla da bunun karşılığını en iyi örnekleriyle alıyor. Dediğim gibi yeşil alandan ulaşımına, altyapı yatırımlarından çevre yatırımlarına, D100 karayolundaki yan yol inşaatından birçok konuya kadar değinmediğimiz sorunu kalmadı diyebilirim. Gönül daha çok şeyleri yapmak istiyor. İnşallah da bunu birlikte başaracağız. Tuzla Sebze ve Meyve Ali projemizin toplam alanı 460 bin metrekareden oluşuyor. Bu blokların tamamı yaklaşık 235 bin metrekarelik toplam inşaat alanımız var. Burada Ataşehir'deki halin bu hale taşınması planlanmıştı. Mevcutta Ataşehir'de 193 adet dükkanımız var. Burada planladığımız dükkan adedi 244 adet. Toplamda zemin kat 115 metrekare, asma kat da 45 metrekare, toplam 120 metrekarelik bir dükkan mahallemiz oluşuyor. Bu dükkanlar dışında mevcutta B blok dediğimiz Anadolu yakası lojistik merkezi ve hal müdürlüğümüzün olduğu bir kaba inşaatı da bitmiş durumda. Bir alanımız var 50 bin metrekarelik. Bu alanda günlük 15 bin kişilik yemek üretimi yapılabiliyor. Afet anında 100 bin kişiye kadar çıkaracak şekilde planlandı. Topak.
750 araçlık otu parkımız var başkanım. Zemin katımız Anadolu yakası lojistik merkezinin bu böyle tabii bu bazası boydu çok boyunca büyüyor. Mutfak var. 15 bin kişilik yemek üretilecek başkanım burada. Birinci etap o sözünü ettiğiniz sizin ilk geldiğiniz yerde 14 bin metrekare orası bitti başkanım. Şu anda bu fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi şurada göremiyorsunuz çünkü geriye kadar yapıldı. Tamamen bitkisel formu da kendini buldu. Yani buradan çok memnun ifadeler alıyoruz zaten. Keyfi yerinde halkın. İkinci etaba geçtiğimiz zaman şimdi esas ana etabımızdayız. Toplamda 85 bin metrekareydi bizim vadimiz. Bunun ikinci etabı yani 53.291 olan kısmında çalışıyoruz şu anda. Çalışmalar hızlı gidiyor. Yaklaşık şurada bir büyük göletimiz var. Onun dışında spor sahalarımız bu şekilde yapılıyor. Zaten oraya gitmek isterseniz göreceksiniz inşaatları devam ediyor. Burada oldukça bu hattımız zaten şuraya kadar oluştu. Tahminimiz başkanım Eylül ayı gibi orayı da temize çıkaracağımız o etap boyunca yaptığımız çalışmalarda da yine işte burada görmüş olduğunuz gibi çocuk oyun alanı, egzersiz alanları dışında işte sohbet çayırı, piknik alanları yine bir mahalle bostanı oluşturuluyor. Ve devamında da dördüncü etabımızla bitiriyoruz. Bir şey açıdan da bence Tuzla önemliydi. Evet, iletişimle. O da sanki şeye bağlanmış oluyor aslında. Yaşam Vadisi'nin bir parçası. Tabii, yaya tabii. Aynen. Mülkiyet zaten. Şu ön tarafı biraz açık. Başka bir yerle karıştırabilirsiniz. İyi günler. Nasılsınız? Evet. Böyle bir siz mi? Evet. Anne Hanım pardon. Güzel. Gelin beraber. Kim çekecek? Çekin. Ben çekeyim. Ben çekeyim. Tamam. Biraz önce ziyaret etmiş olduğunuz Yaşam Vadisi ile de ilişkili olarak biz başlangıçta buraya yaklaşımımız bütün ilçelerde de böyle olduğu gibi burada da Tuzla'da nelerimiz var diye ortaya çıkarmıştık. Bu şey anlayışı içerisinde burası biliyorsunuz Kamil Abtuş Gölü'nün bağlantısında olan aksımız. Burası biraz önce ziyaret ettiğiniz bizim Tuzla Yaşam Vadisi. Burası da şimdi birazdan göreceğiniz alanımız. Biz bu alanla ilgili bütün Tuzla ilçesi üzerinde neler yapabiliriz, nerelerde kentsel parklar var, nasıl ulaşılıyor, nasıl geliniyor, bütün çalışmaları yaptıktan sonra bir hikaye oluşturduk. Ve o hikaye çerçevesinde Yaşam Vadisi'ne dikkat ederseniz bütün bu alanla da bağlanacak şekilde bir süreklilik sağlamaya çalışıyoruz. Yeşil bir koridor ve aynı zamanda sirkülasyon sistemi, aynı zamanda bisiklet yürüme yolunun devamlılığının yanı sıra ekolojik temelli ve rekreatif temelli alanların da sürekliliğini sağlayacak bir şema üzerine yola çıkmıştık. Şu anda mutluluğumuz şu, burada epey bir yol aldık. Kamil Abtuş tarafında gelişmelerimiz var. Bu alanımızı da arzu ettiğimiz şekilde yakın bir şekilde biraz daha işimiz var taş döşemelerde ama tamamını bitirdik sayılır. Ve bu şekilde bağlantılarımızı kura kura bütün senaryomuzu oluşturacak hale gelmeye başladık Tuzla ile ilgili. Oyumuz size tabii. Oy verdik başkanım. Nasıl olursa 25'i geçemiyoruz yani. Sevgili başkanım. Çözeceğiz, onu da çözeceğiz. Çok seviyoruz güzel. Seni. Sağ olun. Seviyoruz. Teşekkürler. Allah bak. Sağ olun. O güzel çok annenize, eşinize, selamlar olsun. Vallahi ben gördüm, bayılmıştım. Rüyamda öyle gördüm yani. Tamam, söyleyeceğim bunu dile akşam. Söyle vallahi. Sağ olun. Evet. Allah bağışlasın. Duvarınıza, eşinize, her şeyinize. Ne güzel. Harika. Gününüz güzel geçsin. Tuzla'nın kokusunu ne yapacağız? Vallahi büyük yol aldık çok, aslında çok biliyorum. Çok kokuyor bugünlerde. Ama hem arıtmayı büyüterek... Söz vermiştiniz. Tabii çalışıyoruz. Bakın hem arıtmayı büyüttük hem deri organizedeki bazı koşulları düzelttik. Şimdi bu vadileri bu anlamda yeniliyoruz. Bu Umur Deresi'ndeki koku sorununu düzeltmek üzere çok güzel bir park haline getiriyoruz. Bir de
buraya yansıyan bir koku da ta Ömerli'deki çöp depolama merkezinden geliyor. Oradan bir çöp sızıntı suyu buraya akıyordu yani kanalizasyon yoluyla. Şimdi orada da çöp sızıntı suyunu artık buraya akıtmayacak bir tesis yapıyoruz. 3-4 ay içinde bitiyor bu yıl sonunda. Yani bütün bunlar buradaki iyi gelişmeler. Tabii bizim dışımızda valilikle de konuştuğumuz başka konular var. Onların da yapması gereken. Onları da takip ediyoruz. Yani inşallah bu konuyu ortadan kaldıracağız hep birlikte. Çok naziksiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Kaça gidiyorsunuz? Başkanım bir alacağız. Harika. Başkanım özür dilerim. Bugün gördüm. Nasılsınız? Keyfini bozmayın. Rahatsız olmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Bak aşkım. Merhaba. Aslan. Allah bağışlasın. Bana da var. Bu var. Evet. Ben Gökhan. Alparslan. Alparslan. Gökhan sana helal olsun. Hepimizi tanıştırdın. Allah bağışlasın aşkım. Biliyorsunuz herhalde. Evet. Aslında harika. HOP Hatay'da biliyorsunuz. Evet. Oyunla iyileştirme, aslında oyunun iyileştirme gücünü ortaya çıkarıyoruz. Anneleri de dahil ediyoruz oyuna. Aslında oyunun bir sosyal faydaları, yaratıcı becerileri tekrar ortaya çıkarmasını teşvik ediyoruz. Geleneksel oyunları da arada açığa çıkarmak aslında lazım. Aslında oyun master planı hazırladık İstanbul'da. İyi günler. Kemal, niye olmasın? Olur, olur fıstık, ne güzel. Devam et çalışmaya, tamam mı? Senin güzel gözlerini öpüyorum. Yakışıklı. Hadi bakalım. Bak. Ailece inmişsiniz. Gününüz güzel geçsin. Ailenize selamlar. Sağ olun, sağ olun kardeşim. İyi bakın kendinize. Nasılsın? Otur tarafa alalım, daha geri dönmeyeceğiz. Çok seviyoruz. Çok naziksiniz. Arkadaşlar, biz İstanbul için istiyoruz. Gerçekten nazımsınız. Beraber doğru işler, doğru kararlar. Teşekkür ederim.